Herkese merhabalar, ben Hafize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Ve Damızlık Kız'ın öyküsünü anlatacağım. Ama öncesinde 8 Mart'la ilgili konuşmak istiyorum. Bugünle ilgili birçok şey söylemek istiyorum. Ama birazcık kendimi tutmaya çalışıyorum. Çünkü biraz öfkeliyim. Sadece bir gün öncesinde bir kadının şiddete uğradığını görüyoruz. Sabahına, gerçekten söylüyorum, az önce Müge Anlı'da bir kadın cinayetinin daha olduğunu öğrendim. Her gün yepyeni bir cinayet öğreniyoruz. Hepsi kadın cinayetleri. Hepsi erkek teröründen oluyor. Bir kadın cinayeti olduğunda ya da bir kadın yanınızda şiddete uğruyorken sesinizi çıkartmıyorsanız siz de o suçun bir parçasısınız. Özgür ve eşit olduğumuz bir dünyada yaşamak hepimizin hakkı. Evet, ben bir feministim ama ben bir erkek düşmanı değilim. Önce bunda bir anlaşalım. Ve lütfen feministliğin ne demek olduğunu bilmeden eleştirmeyi kabul etmiyorum. Şunu unutmamak gerekiyor. Bugün Instagram'da deli gibi herkes Kadınlar Günü kutlu olsun. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü. Bizim günümüz. Ya da sizin gününüz, çiçek alıp geliyorlar. Ama normalde psikolojik şiddet uyguluyor musunuz? Demet Evgar'ın bu dönem 2021 yılında yaptığı reklamı o kadar sevdim ki size anlatamam. Aşağı linkini bırakıyorum. Lütfen izleyin. Bugün post paylaşmak için, bugün story atmak için ya da bugünün anlam ve önemini bilmeden bir şeyler yapıyorsanız yapmayın. Yaptığınız şeyin hiçbir bedeli ya da hiçbir şeyi yok. Kimse sizi yargılamayacak o story'yi atmadınız diye. 8 Mart'ı kutlamayınca kimse size "Aa, 8 Mart'ı kutlamadı" demeyecek. Birilere fiyaka olsun diye bunu yapıyorsanız, ki yapanlar olduğunu biliyorum, yapmayın. Çok iticisiniz. İlk defa bu kameranın karşısına geçip eleştirmek istiyorum insanları. Şu kadarcık da olsa birinize farklı bir bakış açısı katabilsem başım gözüm üstüne. Bu videonun, bu kanalın amacı da o zaten. Ben kadınım. Senin benden tek farkın Y kromozom. Bunu sakın unutma. Sıfatın hiçbir önemi yok. Annen, kız kardeşin, sevgilin, çocuğun, sokaktan geçen bir kadın hiç fark etmez. Senin için bir cinsel obje olmasın. Senin için bir şiddet unsuru olmasın. Senin için sadece insan olsun istiyoruz. Özgür ve eşit bir dünyada yaşamak üzere diyorum. Ve Damızlık Kız'ın öyküsüne geçiyorum. Damızlık Kız'ın öyküsü 1900, yanlış olmasın, hemen kontrol ediyorum. 1985 yılında yayınlanmış bir kitap. 2017 yılında ise Türkiye, yani Türkçe çevirisi yapıldı. Şu an 35. baskısını elimde tutuyorum ve 2017 yılından beri 35 baskı yapmış. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Kitabı okumadan önce çok uzun süre düşündüm. Alsam mı, almasam mı? Çok uzun süre istediğim ama anlayıp anlamamaktan çok korktuğum bir kitaptı. Bu kadar uzun süre beklettiğim için çok pişmanım ama belki de daha erken okusaydım daha çok korkacaktım. Bu kitabın olayı şöyle anlatayım. Biz iki bacaklı rahimleriz, hepsi bu. Bir feminist distopyası. Bütün distopyalar gibi geleceğe dair bir paranoyayı değil, içinde yaşadığımız gerçeğin ta kendisini dile getiriyor. Erkek egemen muhafazakar bir rejimin üremeyle sınırlandırdığı, mahrem örtülerin ardında gizlendiği kadın bedenleriyle bize aşina gelen bir gerçeğin anlatılan bizim hikayemizdir. Bu hikayeyi okurken ve de izlerken her dakika tüylerim diken diken oldu. Bazı noktalarda kitabı ittirerek "Lütfen bu gerçek olmasın" diye yalvardım. Bu kitabı bir röportajda bir kadın öneriyordu ve şunu söylüyordu. Bir kitabı bu kadar sevip, bir kitabı bu kadar saklamak istemedim. Ben de öyle düşünüyorum.
bir kitabı bu kadar önermek isteyip bir kitabı bu kadar az insanın okumasını istemedim. Çünkü birinin, bir kişinin bile aklına bunun gerçek olsa çok güzel olabileceği fikri gelse ve bunu gerçekleştirmek için bir şeyler yapsa ve bu gerçek olsa. Biliyorum, bu kitapta yazan bazı şeyler gerçekten var. Seremoni dedikleri olay, kitabı okuyanlar anladı, bizim kuma dediğimiz olaya eşdeğer. Kitabı azıcık ufacık anlatacağım, sonra zaten geçeceğim. Umarım yanlış söylemiyorumdur ama Boston olmak gerekiyordu. Boston'ın olduğundan bahsediyordu ama şu an bulamayacağım. Amerika'nın Boston eyaleti bir rejim tarafından, erkek egemen bir rejim tarafından ele geçiriliyor. Ele geçirildikten sonra insanlar sıfatlandırılıyor. Daha doğrusu kadınlar. Aslında erkekler de sıfatlandırılıyor. Komutanlar var, üstün rütbeliler var, şoförler var ve çalışanlar var gibi düşünelim. Kadınlar ise damızlıklar, maviler, yani komutanların eşleri genelde mavi giyiniyorlar. Rahibeler, martalar ve koloniler olmak üzere 5 grubu ayırıyorlar. Komutanların eşleri, komutanların eşleri olarak bu sıfatla devam ediyorlar. Yine çok fazla söz sahibi değiller. Tek farkları başkaları tarafından tacize uğramıyorlar, tecavüze uğramıyorlar. Bir tek hatta eşleriyle birlikte olmaları bile neredeyse yasak. Neredeyse değil, yasak. Martalar evlerin hizmetçileri genelde. Evleri hizmet edenler, çocuklara bakanlar oluyor. Damızlık kızlara en son geleceğim çünkü bütün hikaye damızlık kızlarda. Rahibeler damızlık kızlara eğitenler ve insanlar genel olarak onlardan korkuyorlar. Koloniler damızlık kız olup ya da sıfatlandırılamayan ya da karşı gelen sisteme atılan insanlar. Bir de damızlık kızlarımız var. Damızlık kızlarımız ise doğurma yeteneğini kaybetmemiş, doğurganlığını koruyan, bu erkek egemen rejime çocuk doğurmakla mükellef olan kızlar. O kadar kötü koşullar ki, gerçekten kötü koşullar. Hiç unutmayacağım sahnelerden biri, bir işte damızlık kız şeyin önüne çıkıyor. Often, aynen, damızlığın adı Often. Often şeyin karşısına çıkıyor, bir büyükelçinin karşısına, büyükelçi miydi ya? Büyükelçinin karşısına çıkıyor ve büyükelçiyi erkek zannediyor. Fakat büyükelçi kadın. Ve kadına diyor ki, biz tecavüze uğruyoruz. Biz acı çekiyoruz. Ve kadının verdiği cevap dünyanın en beter cevabı. Ülkem yok oluyor, üremek lazım. Böyle bir şey demiyor ama ona benzer bir şey sürüyor. Yani herhalde evet, erkeğin yaptığı şiddete de deli gibi karşıyım ama kadının kadına uyguladığı şiddet beni iyice bitiriyor. Şiddetin türleri vardır arkadaşlar. Psikolojik şiddet de en büyük şiddetlerden biridir. Bugün 8 Mart. Bugün dünden daha güzel olsun. Bugün yarın için bir ışık olsun. Eğer siz de bir farkındalık, bir farklılık görmek isterseniz, azıcık da olsa kadınlara bu kadar kötü muamele olmaması için elinizden ne geliyorsa yapın. Damızlık kızın hikayesi, hep hikayesi diyorum ama öyküsü, bunu biliyorum. Damızlık kızın öyküsü okuduğum en iyi distopyalardan biriydi. Tüylerimi ürpertirken beni kendime getirdi. Kadın olmanın ne kadar değerli olduğunu öğretti. Bu hikayenin bir yerde gerçek olduğunu bilmek beni derinden sarsıyor. Gerçek olduğundan kastım böyle bir eyaletin olduğunu söylemiyorum. Ama bazı yerlerde kapı arkalarında, evin dört duvarı içerisinde böyle şeylerin olduğunu biliyorum. Kuma dediğimiz tabirin burada evet yasal bir şey kuma ama bizde yasal olmasa da kuma diye bir gerçek olduğunu biliyorum. Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Mustafa Kemal Atatürk.